Recep Süleyman'a haber ver. Mustafa Bey geldi de. Cemşiren mi? Zaffer Bey geldi. Nerede lan? Deha. Sen gir içeri. Ortalarda dolanma. Niye gelmiş ki hacı? Gülün evi neresi çocuklar? Gönlüm içim. Ha, vallahi gönlüye gelmiyor. Konuşabilir miyiz? Allah bela da bir densizlik etmeye. Nasılsın? İyi. Burada mı kalıyorsun? Çiftliğe dönmeni istiyorum. Niye? Sen olmayınca manasını yitirdi. Ev sensiz bomboş. Hani aynı yerde bile bulunmak istemiyordun? Hani sesimi dahi duymak istemiyordun? Yanılmışım. Karım değilsin demiştin. Kızgınlıkla söylemiştim. Ne değişti? Sana inanıyorum. Seni çok sevdiğimi bir kere daha anladım. Bu meseleyi hiçbir zaman unutmayacaksın eminim. Her seferinde başıma kakacaksın. Seni üzdüğümün farkındayım. O mesele kapandı. Bir daha hiç açılmayacak. Çocuğun için istiyorsun değil mi? Kendim için istiyorum. Bizim için. O kadın ne olacak? Hangi kadın? Matmazel Renan. Fransız özentisi. Benim hayatımda bir tek kadın var. Sensin. Öyle gözükmüyordunuz ama. Madam Emma'dan çıkarken gördüm ikinizi.
Bazen görünenle hakikat çok farklı olabiliyor. Ben sana inanıyorum. Sen de bana inan. Hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim. Bundan sonra her şey istediğin gibi olacak, söz veriyorum. Ne konuşuyorlar Acep? Bir bilsem. Allah vere de güllü dize gelsin. Dize gelince ne olacak? Çiftliğe geri dönecek. Yürü lan deli kavat. Hadi güllü kulun kölen olayım. Yandım lan. Sosyeteye karışıyor zar. Dayın tenekeli mahalleye geldiğine göre. Allah Allah. Koskoca Muzaffer Dinç Aslan. Teneke mahallesine. Bir de Güllü'nün ayağına geliyor öyle mi? Allah Allah. Beş. Breh 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 breh. Gözün aydın. Aa. Ne oldu kız suratına? Elleri gırıla sıcağı. O Çiyan kocan yaptı değil mi? Güllüm yuvasına döndü ya. Hiçbir şeye yanmam gayrı. İnsanın yuvası gibi var mı? Güllü de yuvasına kavuştu. Çok şükür. Ama şimdi de biz yuvamızdan olduk. O kocan olacak melun kovdu ya bizi. Şimdi Güllü çiftliğe dönünce siniri geçmiştir. Vazçayar belki. Gözün aydın Cemşir Efendi. Sabah sabah ne iyi oldu. Sevindirdi Güllü kızımız. Böyle zamanlarda dargınlıklar, kavgalar unutulur. Sen de unuttun değil mi akşamı? Yok. Unutmadım. Senin çakal kocanın yaptığı hiçbir şeyi unutmadım. Çivi çıkar yeri kalır. Onun yaptığı hainliği ölsem unutmam. Söyle o kocana bugün hemen defolup çıkın evinden. Öyle değil o, öyle değil. Söyle o Cemşir'e öyle ha deyince göç olmaz. Ne vakit ev bulursak o vakit gideriz. İşte o kadar. Bu sabah erkenden çıktı. İşe mi gitti acaba? Fabrikaya bu kadar erken gitmez aslında. Kim bilir? Belki de bir işi vardır.
Yeter ama artık. Asma suratını sen de. Pes mi edeceksin ama? Je ne comprends pas. Muzaffer'in mesafeli ve soğuk tavırlarına anlam veremiyor. Çok üzdü beni. Abim bilmez misin? Alacaktır gönlünü. Söylesene mon amour. İstenmeyecek kadın mıyım ben Allah aşkına? Bilakis. Her erkeğin arzu edeceği kadınsın. Çok kırgınım ama. Abim de kırgın Renan. Hayata, kadınlara. Biraz zamana ihtiyacı var sadece. Yalnız daha ne kadar yapabilir ki zaten? Hem Fransızlar ne der bilirsin. Başarının sırrı beklemeyi bilmektir. Ne yapalım? Mieux vaut tard que jamais. Aynen öyle. Geç olsun da güç olmaz. Hoş geldin demeyecek misin hemşire? Ben böyle ani olunca... Pek de ani oldu sayılmaz. Ama her şey halloldu çok şükür. Hoş geldin. Şu resim atölyesi işi. Renan Hanım daha ne kadar meşgul edecek orayı? İstediği kadar kalabileceğini söyledik. Bence bu hiç münasip olmaz. Ben Renan Hanım'ın burada kalmasını istemiyorum. Ama verdiğimiz bir söz var bizim ve... Ben kimseye bir söz vermedim. Ama... Söyleyin Matmazel Renan'a. Hemen terk etsin bu çiftliği. Bu Renan'ı incitebilir. Söz vermiştin Muzaffer. Her şey istediğin gibi olacak demiştin. Eski nişanlının aynı çatı altında kalamam. Lütfen anla. Abi, böyle bir şey yapmayacaksın değil mi? Haklısın. Bunu benim yapmam doğru olmaz. Ama sen münasip bir dille söylersin Renan'a. Selamun aleyküm canım ciğerim. Aleyküm selam ağa. Ya bak benim açlıktan midem kıyılacak arkadaş ya. Kıyılır tabii. Senin aklına uydum, gül gibi bereket kapısını kapattım. Çalışacağız Erenler, çalışacağız. Çalışacağız he? Nerede Ramazan? Bizi hükümet kapısına bekleyen iş mi var? Irgatlık ederek oğlum. Irgatlık edeceğiz he? He. Sabahtan akşama kadar güneşin altında cayır cayır yanacak. Enayi miyim ben? Allah Allah! Alın teriyle çalışan ırgat enayi mi oluyor? Benim altın bileziğim var. Nerede? Nefesim. Nefesim budur etti benim. Bir iki eve hayır duasına girip okuyup üflesem... ...gelsin para çoklar. Yağa bak, yemin ediyorum sen hiç akıllanmayacaksın. Üfürük müfürük yok kardeşim. Bana bak, eğer bir üfürük yap, yemin ediyorum senin foyanı ortaya dökmezsem bana da Ramazan demesinler. Dök, dök. Acı acına dolanıp duralım o zaman. Aha, bak hele bir tane at arabası alıp nakliye işine girsek. Cebimizdeki 3 kuruş parayla mı? He? Yetmez derler. Yetmez.
Ne? Ne? Dağdan bayırdan ot toplasak. Ahaliye de şifalı ot diye satsak. Hah. Yemin ediyorum buldum kabak. Pazarcılığa ne diyorsun? Kabzıbanlık ederek olmaz mı? Sermaye ister. Ona sermaye ister, buna bir şey ister. Sürekli bir şey söyleyin ya. Buldum. Ne? Dedemin bıraktığı bir sandık var. Ne var dedemin bıraktığı sandıkta? Yürü evde, yürü. Yürü eve gidiyorum. Gene ne ellik peşinden? Yürü diyorum, eve gidiyorum. Ya babam, eve gidelim de kardeşim. Yeniden burada olman çok güzel. Ben de çok mutluyum. Dünyanın en bahtlı kadını benim. Çünkü kocam sensin. Oradaki sefalet gözümün önünden gitmiyor. O şartlarda nasıl yaşanır? Başka çareleri yok. Mecburlar. Ailen mecbur değil. Onları çiftliğe alalım. Hı? İstemem. Abimle babamın yüzünü görmeye katlanamıyorum. Peki ya annen? Annemin yanımda olmasını çok isterim tabii. Ama gelmez ki. O şeytan babamı bırakıp da gelmez. Birlikte gelsinler. Burada bir müştemilata yerleştiririz. Hem böylece babanla abin de sürekli gözünün önünde olmaz, merak etme. Haklısın. Annem için hepsine katlanmam gerek. Benim gitmem gerek şimdi. Hemen mi? Maalesef. Gidinin Allahsızı. Gidinin biri. Dur. Yapma Reşit'im mi? Seveyim, dur. Ulan tutmayın beni. Göstereceğim gününü. Nerva! Ne bağırıyor? Ulan bunu bana nasıl yaparsın? Vicdansızlık değil mi bu yaptığın? Sana bu yaptım. Az bile. Ulan sen gevuru mu sallıyorsun? Ha? Gevuru mu sallıyorsun? İnsan dostuna bunu yapar mı? Hadi oradan be. Hadi oradan. Senin gibi dost düşman başına. Gidinin insafsızı, gidinin namussuzu. Ha, hoş, hoş. Asıl bizim paramızı soğuşuk, yendi namussuz. Geberteceğim ulan seni. Dur Reşit, dur gitme. Gel, gel. Yapma bey, dur. Dur yapma. Ya baba bırak, bir tane vursan yarısı boşa gider. Yapmayın, siz kardeşten de ilerisiniz. İse yakışık almaz. Gidin lan. Çekil. Lan Cemşir. Sana bunun hesabını sormazsam ben de adam değilim. Hadi oradan be! Hadi oradan! Ateş olsun! 20 kadar yer yakar! Ulan! Sana var ya, sana ne kadar yer yakacağımı göstereceğim ben Cemşir. Göstereceğim. Çekil! Sen de ağlama! Bakmayın siz de! Çekilin! Bu olanlara inanamıyorum. Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam dedim. Çok küçültücü bir durum bu. Bunları yaşamını hiç istemezdim. Vicdanım asla rahat etmeyecek. Senin bir kabahatin yok ki kuzum. Hoşça kal. Hoşça kal. Gidiyor musunuz yoksa? Çok alışmıştık size. Oru var. Oru var. Ne
Babacığım nasıl şişiniyor. Savaşı sen kazansan sen de şişinirdin. Gördün mü kenarın dilberini? Herkesi nasıl dizdi hizaya. Helal olsun vallahi. Dil cenabet. Ama her çıkışın bir inişi vardır elbet. Gün olur, devran döner bacım. Devran döner, döner de acaba biz görür müyük bilmem. Abime söyledin mi? Neyi? Neyi kastettiğimi çok iyi biliyorsun. Ha, şu gizli aşk. Sence? Eğer söylemiş olsaydı Muzaffer bunun hesabını sormaz mıydı sana? Peki söyleyecek misin? Bilmem. Muzaffer'in bu gerçeği bilmeye hakkı var değil mi? Az mı şantaj yaptın bana? Az mı acı çektirdin? Mukadderat. İnsanın yaptıkları bir bir karşısına çıkıyormuş demek ki. Şimdi acı çekme sırası sende. Kemal'in çiftlikten gitmesini asıl sen istemedin değil mi? Bu yüzden korudun Kemal'i. Muzaffer'e bu yüzden anlatmadın gerçekleri. Ne kadardır devam ediyor bu gizli aşk? Nasıl bu kadar düştün? Hı? Senin gibi sosyetik bir hanım. Böyle bir şoför parçasıyla. Hiç yakıştıramadım. Anlatacak mısın abime? Canım isterse anlatırım, istemezse anlatmam, onu benim keyfim bilir. Bu biraz da senin vaziyetine bağlı. Ne demek istiyorsun? Açık konuşayım. Ayağını denk al. Hal ve hareketlerine dikkat et. Benimle iyi geçinmeye bak. Eğer kafam kızarsa olacakları sen düşün. Kardeşim ya. Yürü. Ben sana açlıktan ölüyorum diyorum. Yürü. Da bak. Kamer. Ver ya. Avo, devlek. Ben... İşte. Hala cillop gibi bunlar. Bana bunlar rahmetli dedemin yadigarı. Avuuu, aman. Ben bunları çok severim, biliyor musun? Çocukken bayılıyordum ben bunlara. Rahmetli dedem hayalbazdı. Benim gibi üryacı değil, hayalbaz. Bunları oynattırdı. Ha. Ben de onun oynattığı bütün oyunları ezberlediydim. Bu hacivat, bu da karagöz. Biraz da hafızamı zorladın mı tamamdır. Yakında kurtuluyoruz Ramazan. Öyle mi? Allah Allah.
bu Hacıvat'la Karagöz mü kurtaracak bizi? Ha kabak? Ne sandın? Aman Karagöz'üm dur. Vay 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 vay. Seninkini utanmaz bodur. Vay 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 vay. Bunlar böyle perdenin ardında oynayacak. Bizim de cebimiz para dolacak. Hem de cebimizden kuruş para çıkmayacak. Kuruş çıkmayacak diyor. Vay 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 vay. Benden kurtuldun diye çok sevinmiştin değil mi? Yok Serap Hanım. Bilakis siz gittiniz diye ne kadar üzüldüm bir bilseniz. Bak Gülizar. Yaşım küçük olabilir. Lakin kime itimat edilir, kime edilmez çok iyi bilirim. Artık bana numara yapmayı bırak. Bugüne kadar arkamdan az iş çevirmediniz. Beni bu çiftlikten göndermek için elinizden geleni yaptınız. Ama ne yaptıysanız muvaffak olamadınız. Eğer bu çiftlikte kalmak istiyorsan benimle iyi geçinmeye bak. Kimseyle birlik olup arkamdan iş çevirmeye kalkma, anladın mı? Anladım Serap Hanım. Beni hanımın bellediysen beni buna inandır. Söylediklerimi eksiksiz harfiyle yerine getir. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım artık. Eski güllü yok artık. Bundan böyle bana kötülük edeni bu çiftlikte barındırmayacağım. Haberin olsun. Yok Serap Hanım. Bundan kelli siz ne derseniz o olacak. Sözünüzden dışarı çıkmam tövbe. Şimdi bana okkalı bir kahve yap. Yanına da tatlı bir şeyler getir. Canım çekti. Hemen derhal Serap Hanım. Dur, dur. Burada dur. Hareket versin. Üstü kalsın. Kemal, Güllü çiftliğe döndü. Döndü mü? Hayret. Çok kararlı görünüyordu. Abim gidip almış. Hiç beklemiyordum. Abimin onun ayaklarına kadar gidip almasını hiç beklemiyordum. Güllü de Güllü'ymüş yani. Pek şansımız kalmadı. Eve döndüğüne göre abim mutlaka anlatacaktır. Söyleyecek olsa çoktan söylerdi. Merak etme. Nasıl merak etme? Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor benimle. Kemal, ipler artık onun elinde. Bunu yapmaz. Ama yapsa bile ben yanındayım. Her şartta yanındayım.
Korkma. Hiçbir güç ayıramayacak bizi. Yatacağız gayrı. Başını sokacak bir dam bulduğuna şükretmiyor da. Selamun aleyküm Reşit. Aleyküm selam. Merak etmiyor musun? Kapalıyız, kapalı. Görmüyor musun halimizi? Hadi canım. Hadi başka vakit, hadi. Bir ev bulana kadar burada yatacağız artık. Ne yani? Sokakta mı kalsaydık? Alacağım olsun. Bunca yıllık ahbaplığımız var. Beni düşürdüğü şu hale bak. Ulan Cemşir. Ulan Cemşir. Ama ahtım olsun. O Cemşir'i elime geçirirsen hiç acımayacağım. Hiç. Gel. Selim. Bu ne sürpriz böyle? Gelsene. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hangi rüzgar attı seni? Otursana. Yok. Ben Muzaffer Bey'i görmek için gelmiştim. Muzaffer az önce çıktı. Öyle mi? Hay Allah. Hayrola? Mühim bir şey galiba. Mühim. Çok mühim. Mevzu ne Selim? İstersen bana söyleyebilirsin. Ben yarın kendisine iletirim. Teşekkür ederim. Ben bizzat söylemeyi tercih ederim. Muzaffer, biliyor musun biz geçen gün Pakize ile sinemaya gittik. Hmm. Orada da Halide ile karşılaştık. Değil mi Halide? Öyle mi? Halide'nin yanında da bir arkadaşı vardı. Kimdi arkadaşı biliyor musun? Kimdi arkadaşın söylesene Halide. Kimdi Halide? Kim olacak canım? Eski bir arkadaşım. Onunla gitmiştik sinemaya. Tanıştırmadın bizi ama çok ayıp. Neyse, bir dahaki sefere. Peki film nasıldı? Çok güzeldi. Kadının bir evi vardı böyle saray gibi. Senin evinde fena sayılmaz ama canım. Öyle değil mi? Evet ama... eşyalar biraz eski. Muzaffer, eşyaları şöyle yenilesem diyorum. Hı? Kendi zevkime göre. Sen nasıl istersen. Evin hanımı sen olduğuna göre. Sana da uygun mu Halide? Tabii. Bence de bir mahsuru yok. Sen nasıl rahat edeceksen öyle olsun.
Gir. Bizi emretmişsiniz be. Evet. Otursanıza. Ne haddimize be. Böyle yani işte. Pekala. Hemen mevzuya gireyim o vakit. Bundan böyle çiftlikte kalabilirsiniz. Çiftlikte mi? Ezan mı? Orada size bir yer ayarlasınlar. Hem böylece Güllü de annesinden ayrı kalmamış olur. Güllü de bizi istedi ha mı? Yarın çocuk olunca Zehra Hanım'a ihtiyacı olacak. Allah sizden razı olsun. Allah tuttun altın etsin enişte. Tamam. Şey... Sorması ayıptır beyim. Diyecektim ki biz çiftliğe ne zaman gelelim? Ne zaman isterseniz. İsterseniz hemen. Sağ ol. Sendikaları Birliği'nin ilk 6 aylık kongresi Civali Tütün ve Sigara Fabrikası lokalinde yapılmıştır. Bine yakın işçinin hazır bulunduğu kongreye zaman zaman elektrikli bir hava egemen olmuştur. İdare heyeti raporunda işsizlik meselesi ve bu hususta heyetin yaptığı müracaatlara verilen yanıtlar okunmuştur. Buna göre Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı ile İşletmeler Bakanlığı'nın beyanı şöyledir. Dayı, ajansı dinleyecekseniz çay içmek mecburi. Biz ajans macas dinlemiyor. Ya ne yapıyorsunuz orada öyle? Öylesine dinleniyorum. Ya gidin başka yerde dinelin. Sana mı soracağız nerede dinleneceğimizi? Öyle beleşe radyo dinlemek yok. Ya çay içeceksiniz ya da çekin arabanızı gidin. Allah'ın yolu değil mi? Ne karışıyor? Yolu da mı dükkana kattın yoksa? Sanırsın yolun tapusu elinde. Hey ki bir radyo almış, havasından geçilmiyor. Allah'ın yolu Berber Reşit, Allah'ın yolu. Allah'ın yolu burası, öyle mi? Ben göstereceğim sana Allah'ın yolunu. Garip, gel lan buraya. Dibusla. Caz şantözümüz Sevinç Tema, bu haftaki geçen Avrupa turnesinden sonra Adana köprü başçı, Adana köprü başçı, otuz saraya karşı, otuz saraya karşı. Adana köprü başçı, Adana köprü başçı, Adana köprü başçı, Adana köprü başçı. Yürü git lan ufaları be! Ne olur? Neden yürüyorsun çocuğun üstüne? Türk'ü çığıracak başka yer mi kalmadı? İstediği yerde çığırır. Burası Allah'ın yolu değil mi? Çığır garip, çığır. Adana köprü başı, Adana köprü başı, Adana köprü başı, otu saraya karşı, otu saraya karşı. Aferin lan, geçeceğim, gel. Allahsızlar, duyduk, duymadık demeyin. Artık havada, karada bize ölüm lehin yok. Muzaffer'in parası da çok. Ey ahali, yarından tezi yok. Bizi ararsanız evde yokuz. Çiftliğe gidiyoruz, çiftliğe! Hepinizi bekleriz. Zırt pırt gelmeyin ama. Tereke mahallesi değil orası. Sosyete yeri. Yaşadık ulan! Yaşadık ulan! Sen de öyle bağıracaksın. Bağıracaksın ki ahali işitsin, buraya gelsin. Lan oğlum. Ben bu camış gibi bağırsam, gelecek olan da gelmez ki, kaçar gider. Lan ana, çiftliğe gidiyoruz, çiftliğe!
Esra mı? Hep birlikte Cifre'ye mi gidiyoruz? Esra. Hep birlikte çiftliğe gidiyoruz. Lan baba, anamı ne yapacağız? Ha, Güllü böyle görürse hayatta bizi çiftliğe sokmaz. Ha. Ya keşke Reşit emmi olaydı, bir akıl verirdi değil mi baba? Ama o adır. Onun aklı onun olsun. Bize bizim aklımız yeter. Ya iyi de anamı nasıl saklayacağız Güllü'den? Çiftlikte kesin görür bunu. O da çiftliğe gelmezsin. Sen başka yere git. Nereye gideyim bey? Babanın yanına git. Ha? Yüzün gözün iyileşince dönersin. Lan baba, ay yaşa sen ha. Yarın sabah poğaçanı al, çek çık. İyileşince dönersin. Tamam. Ulan baba, sende ne akıl varmış ha, ne akıl var sende? Ne sandın, o bandırabaz Reşit'e mi kaldık? Tenekenin kralları, Erdoğan sizin için. Gelin koşun, koşun. Sizin için getirdik bunu ha. Koşun, koşun. Geçin bakın, geçin. Aferin, aferin. Ha, ha, ha. Ne kurdunuz buraya bağlacağı? Bağlacağı buraya sizin için kurduk. Eğlence var içeride. Hacivat'la Karagöz. Ne bakınız havala var kardeşim? Hacivat'la Karagöz diyorum ya. Bilmiyiniz mi? Ya ne kadar cahilsiniz kardeşim ya. Allah Allah. Ya oyun, şarkılar, eğlence. Anlıyorsunuz mu? Hadi girelim. Yok ya, yok ya. Bak yok, dur yok ya. Hadi girelim. Geç bakayım yerine geç, yerine geç, yerine. Zamane kranalarına bak sen. Öyle hadi girelim yok. Parayla mı? He. Parayla ama çok para de. Tek mili birden 20 kuruş. 20 kuruş mu? He. Hadi parayı veren gelsin eğlensin, hadi bakalım. Bizde para yok ki. Annem vermez, onda da yok zaten. 5 kuruş olmaz mı emmi? Beş kuruş mu? 20 kuruş nerede, 5 kuruş. Tamam hadi sen geç. Geç bakalım. Kardeşim şimdi boynunuzu bir o tarafa, bir bu tarafa bükerseniz olmuyor ki öyle. Girin hadi girin. Yaşasın! 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 Gelsin kuranların paracıkları. Turnayı gözümden vurduk. Mesele ziyadesiyle mühim Muzaffer Bey. Halide hakkında. Bunu yapmam ne kadar yakışık alacak bilmiyorum. Çok tereddütte kaldım. Çok. Kanaatim şu ki bunu Halide'nin iyiliği için söylemem gerek. Lafı dolandırmadan söyle Selim. Halide gizli işler çeviriyor Muzaffer Bey. Ne gibi gizli işler? Bugün onu bir erkekle gördüm. Erkekli mi? Kim olduğunu söylemeyeceğim. Ancak sizin hiç tasvip etmeyeceğiniz biri. Hatta doğru bulmayacağınıza adım kadar emin olduğum biri. Kardeşiniz Muzaffer Bey iyi yolda değil. Haddini aşıyorsun Selim. Estağfurullah. Ancak size rica ediyorum, bunu Halide ile görüşün. Aklını kendine sakla.
Halide bugüne kadar benden hiçbir şey gizlememiştir. Demek ki şimdi gizliyor Muzaffer Bey. Reddedildiğin için iftira atmakta bir behis görmüyorsun anlaşılan. Zırvalarını daha fazla dinlemek istemiyorum. Terk et burayı. Derhal! Ana, ben çıkıyorum. Ne gelip duruyor bu? Neyin peşinde? Ben biliyorum neyin peşinde olduğunu. Senin peşinde Fallik. Ana, doğru konuş. Zoruna mı gitti? O kadar sahipleniyorsun ha? Yavrum, Güllü gibi bu da başına bela açar. Yüreğini yakar diye korkuyorum. Ana, korkma ana. Korkma, tamam? Şehir kızı adamı ondurmaz. Bunların hepsi aynı. Burada kız mı yok? Helal süt emmiş, eli işe yatkın. Ana. Hadi kal sağlıcakla. Oğlum, yavrum. Senin iyiliğin için diyorum. Başına kötü bir şey gelmesin gayri. Tasalanma ana. Bundan sonra başıma kötü hiçbir şey gelmeyecek. Affedersin. Beklettim. Önemli değil. Sen Cuma'da kalman doğru mu Kemal? O mesele kapandı herhalde. Baksana ses seda yok. Haklısın aslında. Abim peşine düşmeyecek sanırım. Hem Güllü de çiftliğe döndü zaten. Annen ne dedi? Önemli değil. Kemal, bir sorun mu var? Yok, hiçbir sorun yok. Bence bir sorun var. Hem de benimle alakalı. Anam işte. Aklı fikri bende. Bu hayattaki tek derdi benim. Bunları düşünüp üzme kendini. Hadi artık gidelim. Hey! Oğlum sessiz olsanca lan oyun başlayacak bak. Yemin ediyorum başlayacak o zaman. Gel bakın. Kurtulduk. Cenab-ı Hak yine yüzümüze güldü. Güldü. Ama yüzümüze mi, halimize mi onu bilemiyorum. Her gün bir mahallede perde açsak, ekmeğimizi katıyla çıkarırık. Her gün iki perde açsak, küpü parayla doldururuk. Doldururuk. Doldurur. Önce avcumuzu parayla doldurak.
Ya paraları ver, çocuklardan aldığın paraları ver. Abo, ay be düğüne kabak. Açıyor muyum kardeşim? Ya bak, ya kaçmayacağını biliyorum. Tamam, ver paralarımı. Ay ver, ver. Şevke gelelim. Yani hüner isteyen iş yapacağız, değil mi? Ya hüneri paraya mı sergileyeceksin arkadaş? Çocuklara sergileyeceksin. Şu dört köşe perdede bana bir tane arkadaş olsa bilir mi? Seheli temiz, yüzü temiz, sözleri tatlı. Vay 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 vay. Hoş geldin keçi suratlı. Geliverse şu meydana. O söylese ben dinlesem. Ben söylesem o dinlese. Bizi seyreden tenekenin kıranları da gülse eğlense. Şu Cavcav var ya Hacı Cavcav. Hacı Cavcav bir susa da benim de kafam dinlense. Yar bana bir eğlence medet. Hadi bakalım hadi, hadi hadi hadi. Allah versin Allah versin. Başka kapıya başka kapıya. Yar bana bir eğlence medet. Paldır küldür şangırsın dur. Vay 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 vay. İşte geldim. Alın sana eğlence. Aman kara gözüm. Dur yahu al. Ya, al bakalım. Yahu dur. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Ay. Hoş geldin hemşire. Hoş bulduk abicim. Nereden böyle? Bir arkadaşımla buluştum. Kahve içtik. Kim? Ben tanıyor muyum? Dernekten bir arkadaşım. Avrupa'daydı. Uzun zamandır görüşmemiştik. Hoş beş derken zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Son zamanlarda arkadaş istilasına falan mı uğradın sen? Öyle oldu biraz. Hayır deseydim ayıp olmaz mıydı? Abi, benim yapacak bir iki işim var. Sonra konuşuruz, olur mu? Karagözüm, anlat. Sonra ne oldu? Elimin kör oldu. Biraz vakit geç oldu. Olur mu ya? Daha er... Ver! Ver! Benim paralarımı ver! Ya kardeşim sen paradan başka bir şey bilmiyorsun ne? Allah Allah! Tutturduğun bir para meselesi gidiyor. Ya biraz katak var. İster misin? İstemiyorum kardeşim. İstemiyorum. Al. Al. Al parayı. Bu ne? Para. Bu mu? He bu. Ne olmuş? Ya içerisi çocuk dolu. Evet, o kadar çocuk var. Para da bu. Ne yapayım? Paralar yok. Beleş aldım içeri. Ne? Beleş, beleş. Ula senin yüzünden kuru ekmeğe muhtaç oldum. Allah Allah, sana mani olan mı var kardeşim? Git çalış. Çalış kazan diyor. He? Ula senin yüzünden bereket baba ağacını kestim. Şimdi nasıl karnımızı doyuracağız? Ha kabak, bana öyle el kol hareketi yapma kardeşim. Bak fena olur ha. Ne el kol hareketi yapmayalım be be. Ya kardeşim, düzgün konuş benimle. Allah Allah. Ya açtın şu senin kafana. Bana kafa atma kardeşim. Senin da... Aaa! Nasılım lan? Nasılım? Ulan ben seninle konuşayım. Lan! Lan! Ulan seninle görüşeceğiz. Al bu mevzusunu açmasan hiçbir şey olmayacak yani. Ben seni... Demokrat Parti grubu dün saat 15'te başlayan ve kısa bir fasıladan sonra gece yarısına kadar devam eden 7 saatlik bir müzakere neticesinde 2. Adnan Menderes hükümetinin icraat programını tasdip etmiş ve kabineye itimadını ishar etmiştir. Reşit. Ha. Az gel içeri. Dur kız, ajans bitsin. Mühim. Diyeceklerim var. İyi, geç içeri. Ne oldu kız? Ev boş değil miymiş yoksa? Bırak şimdi evi mevi Reşit. Cemşirgiller çiftliğe yerleşiyorlarmış. Abu.
Nereden duydun kız? Kim söyledi? Mahalle çalkalanıyor. Duymayan kalmamış. Hepsi birden çiftliğe gidiyorlarmış. Nasıl gidiyorlarmış? Muzaffer kendi çağırmış. Vay acı kurt vay. Vay uğursuz kademsiz vay. Vay gebeş vay. Ne yaptı yaptı? Çiftliğe kapağı attı demek. Peki ben ne olacağım lan şimdi? Kaldım dımdızlak burada. Muzaffer Bey çağırtmıştı da gelmişken Güllü'yü de görelim dedik. Hasret de giderecek ya. Ne hasreti be? Haddinizi bilin. Annem nerede? Ha, anan dedeni görmeye gitti, görası gelmiş. Ne zaman gelecek? Yakında döner Zahar. Hem artık hep birlikteyiz. İstediğin zaman ananı da, ağanı da bol bol görürsün artık. He, eskisi gibi değil mi baba? He. Değil. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Olmayacak da. Çiftliğe kapağı attık diye bir şey sanmayın sakın. Ya, biz de belledik ki senin bize kızgınlığın geçmiş. Çok beklersiniz. Burada olmanızın tek nedeni annem. Onun huzuru için. Eğer o olmasa bu çiftliğin kapısından içeri sokmam ikinizi de. Kızım, Güllü. Bana kızım da Güllü de deme. Ben Serap Hanım'ım. Siz de bu çiftliğin yanaşması. Bunu iyi belleyin. Benimle kızınız bacınız gibi değil. Bu çiftliğin hanımefendisiyle konuşur gibi konuşacaksınız. Anlaşıldı mı? Heh. Anlaşıldı Serap Hanım. Anlaşıldı Serap Hanım. Gözüm üzerinizde. Hadi gidin. Nerede kalacaksanız bakın şimdi. Demek işsiz kaldın ha? İşsizim. Ama kafam dinç. Benim yüzümden. Bana kefil olmasaydın. Dert etme. Aç kalacak değiliz ya. Elbet bir iş buluruz. Öyle değil mi usta? Fabrikada vaziyet iyi değilmiş. Gene işten atılanlar olmuş öyle mi? He usta. Her gün birilerini atıyorlar. 4 gün evvel de beni çıkarttılar. Bugün de Cemal'e yol vermişler. Ya ne sebep gösteriyorlar? Şu işsiz kalan ırgatları fabrikaya aldılar ya, eski işçileri çıkartıyorlar. Ah şu ırgatlar olmayaydı. Ne güzel olurdu ama. Patron ne yapsın? Herkesi besleyecek değil ya. Yenileri gelince eskileri elbette kapıya koyacak. Yo, koyamazdı. İşçiler sendikalı olsaydı kimseyi kapının önüne koyamazdı. Ya usta, sendika sendika deyip duruyorsun da ne demek ki o? Anlat biz de bilek. Sendika bir teşkilat. İşçi sınıfının teşkilatı. Ne işe yarar peki? Siz fabrikada kaç saat çalışıyordunuz? 12 saat. Ayaklarımın altı patlıyordu yeminle. Dünyada çalışma saati kaç biliyor musunuz? 8. 8 mi? Bre kardeş, kurban olurum 8 saate. Bu 8 saatlik çalışma hakkını da kolay elde etmediler tabii. Sendika kurdular, grevler yaptılar. Grev mi? O ne? Siz maaşlarınızın arttırılmasını istiyorsunuz diyelim, patron razı gelmiyor. İşte o zaman işçiler greve gidiyor. Yani hep birlikte iş bırakıyor. Allah, İsmet Paşa, büyük adam kardeşim.
İhtiyacı nasıl görmüş? Ya 47'de o tanıdıydı sendika hakkını işçilere. Ya sendika hakkını tanıdı da kardeşim, grevle toplu sözleşme hakkını tanımadı ama. Bizim parti ne yaptı? İşçilere grevle toplu sözleşme hakkını vereceğim dedi. Allah Allah. Seçimlerden önce milletin aklını çelmek için. Ne oldu? İktidara gelince her bir şeyi unuttular. Ya unutulur mu kardeşim? Bunun için komisyon kurdular ya mecliste. İşçi kardeşlere verecekler işte hakkını. Allah Allah. Ya Birleşmiş Milletler'in gözüne girmek için ha. Yoksa işçi köylü umurunda mı sizin partinin? Habib Efendi. Muhtar. Doğru konuş ha. Yet Allah'ını seversen. Arkadaşlar, arkadaşlar. Kimse durup dururken bir hak vermez. Bunun için mücadele etmek gerekir. Bu hadi ince olacak bir şey değil elbet. Haklarımızı yavaş yavaş kazanacağız. Önce sendika kuracağız, sonra grev ve toplu sözleşme hakkımızı elde edeceğiz. Vallahi usta çok güzel konuşuyorsun da sade konuşuyorsun. Bizim gücümüz yeter mi patrona? Çalışmaktan başka ne biliriz biz? Hayal bunlar hayal. Ya zengin doğuyorsun ya fakir. Bizim kaderimiz böyle yazılmış. Hadi usta, kalkın. Hadi iyi günler. Yasin ağa. Buyur beyim. Kendimi bildiğim bileli bu çiftlikte çalışıyorsun. Şükür beyim. Yıllardır cefamızı çekiyorsun. Bir günde izin isteyip dinlendiğini görmedim. Estağfurullah. Yeterince yoruldun. Artık dinlenme zamanın geldi. Sağ ol beyim. Ben şikayetçi değilim. Halimden memnunum. Çiftliğin işi gücü bitmez Yasin ağa. Bu yaştan sonra koşturma. Otur dinlen. Bundan sonra çiftçi başılığını Cemşir yapsın. Ama abi. Ben kararımı verdim hemşire. Siz nasıl münasip görürseniz beyim. Bu yaştan sonra Yasin ağa nereye gidecek abi? Bir yere gitmeyecek canım, yine çiftlikte kalacak. Sadece eskisi gibi koşturup yorulmayacak, hepsi bu. Sağ ol beyim. Şimdi izninizle Cemşirlere kalacak bir yer ayarlayayım. Allah sizden razı olsun beyim. İki cihanda da bahtiyar olun. Şimdi biz gidek de tezelden eşyalarımızı toplayak geri dönek ha. Sağ olun beyim. Ya baba ne koşturuyorsun? Yavaş yürü azıcık. Oğlum ben nereye nasıl yürüdüğümü biliyor musun? Uçuyorum lan uçuyorum. Yemin ederim benim de içim içime sığmıyor. Vallahi Arap'ta bulamadığımız ayağımıza geldi, kısmete bak. Kısmet ki kısmet lan. Koskoca çiftliğe çiftçi başoğlu mu oldu ya? Hamza. Ben dayanamayacağım lan. Ay! Gözünü seveyim, keder etme Allah aşkına Yasin ağa. Bu Zafer Bey tekmil çiftlikten get demedi ya. Yani neme lazım? Kıymatını bildi adamcağız. Bizi çürüye çıkardı ya. Sen ona bak. He ya. Çıkardı vallahi. O yarım akıllı sığır gibi herif mi idare edecek bu çiftliği? Şaşarım beyin aklına. Vallahi doğru söylüyor. Kendi geldi yetmedi. Yedi sülalesini topladı çiftliğe pis cenabet. Ama
Ve ne dediysen bir bir çıkıyor. Yasin Ağa'yı bugün çıkarttılar, devrisi gün sıra bizde. Görürsün. Öyle deme kız. Bu kadar Allahsız mı bu kadın ha? Kız Gülizar, yapar mı dersin he? Hem de öyle bir yapar ki. Yarın öbür gün çoluk çocuk bütün akrabasını topladı mıydı çiftliğe? Seninle ben kapı önü, haydi. Kız ne yapar, ne ederiz, nereye gideriz bu yaştan sonra? Ama ben neyi anlamıyorum biliyor musun? Bu bey nasıl oluyor da bunları görmüyor ya? Ama o sürtük yemeni yok mu? Gözünü kör etti beyin. Sanki gözüne perde indi. Rüyada gibi geziyor adam ya. Ki yoksa Güllü'de ne hikmet var da ne bulacak? Hiç. Kız Hacer. Uyudun mu lan? Cık. Uyumadım herif. Of. Şu halimize bak. Evden bahtan olduk. Geldik bu dükkana tıkıldık kaldık. Akıl fukarası Cemşir'le Hamza koskoca çiftlikte fink atıyor. Zeka küpü Berber Reşit küçücük dükkana tıkılmış yatıyor. Adalet mi lan bu? Değil. Zehra, çiftliğe hanım oldu. Sen de böyle yer yatağına kıvrıl yat. Zehra gitmemiş ki çiftliğe. Gitmemiş mi? Niye gitmemiş? Neye olacak? Cemşir babasının evine yollamış. Güllü o halde görsün ister mi hiç Zehra'yı? Görse dünyayı dar etmez mi Cemşirlere? Etmez mi kız? Eder ki ne eder hem de. Demek Zehra'yı saklamak için gönderdiler ha? Vay anam vay. Ulan Cemşir. Şimdi düştün ocağıma. Ama demiştim. Hiç acımayacağım demiştim. Sen yat, yat. Yat. Ya versen, ben veririm Muzaffer Bey'e. Olmaz, sana vermem. Öyle bildiğim mektuplardan değil bu. Mahkeme celbi. Yani ne inatçı adammışsın sen de ha. Keçi gibi tutturdum vermem diye. Vermem. Bizzat Muzaffer Bey'e vermem lazım. İyi. Ver bakalım. Kusura kalma beyim. Bu münasebetsiz tutturdu illa ben vereceğim diye. Buyurun Muzaffer Bey. Teşekkür ederim. Hayırdır abi? O ne? Mahkeme geldi. Mahkeme mi? Ramazan dava açmış. Pes yani. Dediğini yaptı ha? Aklı sıra bizi sıkıştıracak. Ne yapacağız peki? Ben hallederim merak etme. Zaten bir şey yapacağından değil ya. Boşu boşuna uğraşıyor işte. Bu kadar nankör olacağını zannetmiyordum. Bir yere mi gidiyorsun sen? Evet. Şöyle bir dolaşayım dedim. Niçin? Niçin olacak canım? Her zamanki şeyler. Mesela? Dernek işleri,
Nirman'la kahve muhabbeti, alışveriş falan. Ne zaman dönersin? Çok gecikmem, birkaç saate dönerim. Bu kadar işi birkaç saate nasıl sığdıracaksın peki? Benden sakladığın bir şey yok değil mi hemşire? Bunu da nereden çıkardın abi? Senden ne saklayabilirim ki ben? Bilmem. Son zamanlarda pek sık ortalardan kaybolmaya başladın. Ne yapıyorsun merak ediyorum. Aşk olsun. Ehemmiyetsiz meşgaleler işte. Ne olacak? Peki. Öyle olsun bakalım. Hadi hoşça kal. Ne istiyorsunuz lan tenekenin kıranları? Hayrola? Abi bir de hacivat olacak mısın? Yok, olmayacağım. Oynamayacak mısın? Oynamayacağız. Niye? Niye? Karagöz emminizle küstük ondan. Bakın hele. Gelin bak. Siz hiç sinemaya gittiniz mi? Ya! Nasıl gidek? Nasıl gidek diyeyim? Daha da atlayın sizi sinemaya götüreyim. Esahtan. Filmi seyredeceğiz. He? Ama bizim paramız yok ki. Ya senin canın sağ olsun ya. Benim de param yok ki. Nasıl gideceğiz? Nasıl mı gideceğiz? Aha bun lan. İnsan istersin fezaya bile gider yemin ediyorum. Hadi binin. Bak gelmezseniz ben tek başıma giderim ha. Geliyorsunuz mu? Hadi bakalım, hadi. Bir. Hah, geç. Geç sen de, yavaş. Yardım et o arkadaşına da yardım et. Geç. Geç sen de atla. Herkes yerine geçsin. Hazır mısınız? Hazır. Bakalım, şöyle. Çalıştırıyorum, yardım edin. Hadi bakalım, gidiyoruz. Abo, bak. Burası şehir meydanı, görüyorsunuz mu? Bak, aman! Bak. Maşallah, insanlara bak. Simitçi! Kolay gelsin lan, simitçi! Aha! Yemin ediyorum, taş köprü göründü. Görüyorsunuz mu? Bak, üstünden insanlar geziyor. Sizin gibi kıranlar var. Abo! Bakın, karşıya bakın. Hemen kuşağı çıkmış, bak. Görüyorsunuz mu? Bak. Yemin ediyorum hiç bu kadar büyüğünü görmedim ha, rengarenk. Görüyorsun değil mi Mehmet Ali? Gördüm, üstünde de teyareler uçuyor. Üstünde ne uçuyor? Teyareler.
Lan yürü lan genç. Teyyare diyor ya. Ulan oğlum var ya sen artistsizsiniz ha. Otur otur düşme. Aha hop bilet kalmayacak lan. Yanaş. Hah. Boşa alalım. Stop ettik. Hadi bakalım. At, 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 çabuk çabuk çabuk. Gel kız. Hoppa. Bakalım. Sen de gel. Gel bakalım. Hoppa. Raziye kız dur. Hadi bakalım. Geç sıraya geç. Herkes sıraya geçsin. Şimdi ben size hepiniz abiler tane abiler dağıtacağım tamam mı? Nerede lan bir dakika? Ha burada. Al sıraya geç. Alan sıraya geç. Aldın sıraya. Geç 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 hadi geç hadi geç hadi geç. Tamam mısınız? Şşş. Hadi film başlıyor tamam mı? Herkes karşıya bakıyor. Tamam mı? Berber Reşit geldi hanımım. Sizinle görüşmek istiyormuş. Ne istiyormuş? Sağ gitsin. Anneniz hakkında konuşacakmış. Annem mi? He. Güllü kızım. Güllü değil, Serap Hanım. He. Serap Hanım kızım. Ben sizi çok takdir ediyorum, bilesiniz. Ben bu yaşıma geldim, bizden sen gibi akıllı birisi çıktığını hiç görmedim. Bugüne kadar gücüm yettiğince Hamza'ya, Cemşir'e karşı sizi hep kolladım, korudum. Tamam uzatma. Ne istiyorsun onu söyle. Haşa. Ayağının altının türabı olayım. İstemek ne kelime. Tam zıttı. Serap Hanım kızım. Ben buraya size çok mühim bir bilgi vermeye geldim. Ama evvela şunu beyan edeyim ki ben bu vakte kadar Cemşir'le Hamza'nın yanındaydım. Doğru. Ama şimdi köpekler gibi pişmanım. Saadet'e gel. Hadi annemle ilgili bir şey söyleyecek misin? Nasıl desem? Anneniz nerede biliyor musunuz? Dedem de. He ama oraya niye gitti biliyor musunuz? Ne bileyim gezmeye herhalde. Gezmeye mezmeye gitmedi Zehra. Oraya gitti. Çünkü vaziyeti hiç iyi değil.
Anneme bir şey mi oldu? Hasta mı yoksa? Yok. Hasta falan değil, Lakin iyi de değil. Söylesene be adam, hadi. Serap Hanım kızım. Cemşir Zehra'yı çok fena dövdü, çok fena. Yok, dövmez. Dövemez, cesaret edemez. Cemşir bu. Deli kafası bir kızdı mıydı, gözü hiçbir şey görmez. Serap Hanım kızım, benim niyetim sizi üzmek değil ama ne yapayım, hakikat bu. Yalan söylemediğini nereden bileyim? İsterseniz getirtin, doğru mu söylemişim, gözlerinizle görün. Ah Serap Hanım kızım, ah. Yani kadına neler yaptı bir görseniz. Engel olmadınız mı? Engel olmaya çalıştım, lakin dinletemedim kurban. Kadını ayağının altına aldı, ezdikçe ezdi. Bir dövdü. Yani ben kendi payıma çok fena oldum, çok. Abim şüphelenmeye başladı. Bugün evden çıkarken çok soru sordu. Sen ne dedin? Bir sürü yalan tabii ki. İnandın mı bari? Şimdilik evet. Ama buna daha ne kadar devam edebilirim bilmiyorum. Neyse, düşünmeyelim şimdi bunları. Bu güzel günün keyfini çıkaralım ha. Abi.